Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte atıştırmalık kat kat çikolatalı bisküvi küpleri hazırlıyoruz. Tarifimiz için ilk önce 100 gram bitter çikolata kullanıyorum. Ben usulü eritiyorum. Bir su bardağı sıcak suyu kaseye koyuyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve karıştırarak sıcak su ile birlikte yağın erimesini sağlıyorum. Bu aşamada şeker de çözülüyor. Bir çay kaşığı limon suyu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bunu kenara alıyorum. Suyun sıcaklığı ile birlikte yağ eriyecek, yumuşayacak. 3 paket burçak bisküvi kullanıyorum yani 45 adet yapıyor. Mutfak robotundan geçirip un haline getiriyorum. Bisküvileri un haline getirdim. Şimdi hazırlamış olduğum tereyağı, şeker ve suyun bulunduğu karışıma bisküvileri ekliyorum. Bir çay bardağı çekilmiş fındık içi ve benmari usulü eritmiş olduğum 100 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştı. Yumuşak kıvamlı bir harç oldu. Yağlı kağıt serili orta boy dikdörtgen fırın kabının içine harcı boşaltıp düzlüyorum. Daha küçük fırın kabı da kullanabilirsiniz. Daha böyle kalın küpler yapmak istiyorsanız. Tepsinin tabanına eşit bir şekilde bisküvili harcı yayıyorum eşit bir şekilde alt tabanını yayıp hazırladım. Şimdi üzerine hazırlıyorum. Üzeri için aynı şekilde bir su bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı toz şekeri kaseye koyuyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yine aynı şekilde suyu sıcak olarak kullanıyoruz. Yağ suyun içinde eriyecek. Ve 1 çay kaşığı da limon suyu ilave ediyorum karıştırıyorum. Üzerine aynı şekilde 3 paket burçak bisküviyi mutfak robotundan geçirip ekliyorum. Bir çay bardağı çekilmiş fındık içinde ekleyip karıştırıyorum. İki harçta aynı malzemeden oluşuyor. Alt tabanına bitter çikolata ilave ediyoruz üst tabanına çikolata eklemiyoruz altı çikolatalı üzeri sade oluyor şimdi gördüğünüz gibi bisküvili karışım Bakın bunu da üzerine ekliyorum üzerine koyarken dikkat etmemiz gereken bakın parça parça koyacağım alt kısmı ile böyle karışmasını istemiyorum parça parça üzerine koyarsanız birbirine karışmadan üzerine düzgün bir şekilde koyabilirsiniz ve spatula yardımı ile üzerine sürerek eşitliyorum ikinci katı da bu şekilde hazırlayıp düzlüyoruz çok lezzetli pratik kolay bir atıştırmalık oluyor Bisküvili katmanında hazırladım. Ve şimdi ganajını hazırlıyorum. Ganajı için sos tavasına 100 gram sıvı süt kremasını koyup kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyorum. Krema ısındı. Bakın kaynama noktasına geldiğinde ocağın altını kapatıp alıyorum ve üzerine 100 gram sütlü çikolata ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Karıştırdıkça sıcağı ile birlikte çikolatalar hemen eriyor ve pürüzsüz bir kıvam alıyor. Sürekli karıştırmanız önemli bu aşamada. Bakın karışarak eridi. Şimdi artık çikolata ganajını bisküvidi tatlımızın üzerine koyuyorum. Ve düzlüyorum. Her tarafını çikolata ile kaplıyorum. Üzerine çikolatasını da sürdükten sonra oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ve buzdolabında bir gece dinlendiriyoruz. Mutlaka bir gece dinlenmesi gerekiyor. Benim tatlım şu an fazla dinlenmedi. 2-3 saat dinlendi. Bir gece dinlendiğinde daha güzel böyle kalıp gibi çıkacaktır. Şimdi yağlı kağıdı da yağlı kağıt yardımıyla tezgaha çıkarttım. Üzerine de çekilmiş fındık içi serptim ve artık dilimlere kesiyorum. Dilimleri keserken de yavaş yavaş kesmeye özen gösterelim. Eğer ki bir gece buzdolabında dinlenirse çok güzel kıvam alıyor. Bu dinlenmemiş hali. Dinlendiğinde daha da güzel kıvam atıyor. Dinlenmiş halini sizlerle paylaşacağım. Arzu ettiğiniz boyutta karelere, küplere kesebilirsiniz. Tatlıyı küp dilimlere kestim. Artık servis tabağına alıyorum. Tatlı 2-3 saat dinlendiği halde gördüğünüz gibi çok güzel dilim olarak çıktı. Dinlendiğinde daha güzel bir dokusu oluyor. Söylediğim gibi bir gece buzdolabında dinlendirdiğinizde daha güzel kıvamı olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor, nefis bir atıştırmalık hazırladık. Çayın, kahvenin yanına çok yakışacak, çok lezzetli güzel bir tatlı. Tamamen evde bulunan malzemeler ile çok lezzetli güzel atıştırmalık pastalar hazırladık. Bayram şeker niyetine ikram edebilirsiniz. Bayramda sevdiklerinize Hazırlayıp sunabilirsiniz Ben küçük lokmalık olarak hazırladım arzu ederseniz daha büyük olarak da yapabilirsiniz daha küçük bir tepside yapıp daha kalın olarak da hazırlayabilirsiniz her iki halide gerçekten çok güzel lokmalık olarak veya böyle pasta tadında da ikram edebilirsiniz şöyle gece bir gece dinlenmiş halinde hemen sizlerle paylaşmak istiyorum doku testini yapıyorum kıvamı daha sertleşti. Tam olarak oturdu, dondu. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Lezzeti çok güzel. Kıvamı derseniz bir o kadar güzel. Bakın görüyorsunuz. Kesinlikle çok yumuşak değil, çok sert de değil. Yemesi çok zevkli, harika bir tarif daha küçük olarak da kesip böyle kürdan ile de ikram edebileceğiniz lezzetli güzel bir atıştırmalık. Bakın bir bıçak yardımı ile de kesip tam olarak iç kıvamında sizler ile paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü, lezzeti, sunumu harika enfes bir atıştırmalık hazırladık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Herkese hayırlı, güzel bayramlar.